Mücadeleyi birlikte yürüteceğiz vurgusunda bulunuyor. Evrensel Gazetesi'nden, Sefer Selvi'nin çizgilerinden yansıyanlar çok önemli. Bakmak ister misiniz? Yeni anayasa taslağımız işte Erdoğan'ın elinde. Çünkü onun öncelikli gündemi biliyorsunuz ki yeni anayasa. Hatta öyle ki yansıyanlar var, biraz sonra dinleyeceksiniz sevgili izleyenler. Bu süreçle ilgili Özgür Özel'le de Erdoğan konuşmuş. Bu yola girelim. İşte bir sonraki yıl meclis açıldığında yeni anayasa gündemi olsun denmiş. Özgür Özel'in söylediği onlarca şeye karşı Erdoğan'ın o yeni anayasa isteği, AKP'nin yeni anayasa tutkusu Sefer Selvi'nin çizimlerine böyle yansıyor. Bakmak ister misiniz? Yeni anayasa taslağımız ve Özgür Özel, gerek yok 1 Mayıs'ta Saraçhane'de gördük taslağınızı. İşte Sefer Selvi'nin çizimlerinden yansıyanlar, gerek yok. Çünkü anayasaya uymayanlar yeni anayasa yapamazlar diyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Bir diğer yandan DEM Parti'nin saat 12.30 civarlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldiğini belirtelim CHP Genel Merkezi'nde. Takipteyiz. Yeni anayasa CHP ve DEM Parti arasında da konuşulacaktır. Bakacağız o görüşme sonrasında neler yansıdığına. Buradan devam edelim sevgili izleyenler. Şöyle bir Hürriyet, Milliyet sabah ekranımıza gelsin. İlk temasta sıcak anlar. 8 yıl sonra tarihi zirve ve zirvede gündem sivil anayasa. Sabah tabii ki Özgür Özel'in gündem başlıklarına yer vermiyor. Emeklilerden, atanamayan öğretmenlerden, asgari ücretlilerden, Vera'dan hiç bahsetmiyor sevgili izleyenler. Ama bu zirveyi olumlu olarak iktidara yakın medyada gördüğünüz gibi karşılıklı hediyeler verildi, sıcak anlar yaşandı vesaire şeklinde yansıttılar. Ama işte o medyadan yansımayanları biz size anlatmayı sürdüreceğiz. Özgür Özel ne yaptı biliyor musunuz? Erdoğan'la bir araya geldiğinde BBC Türkçe'den yansıdı Ayşe Sayın'ın haberi. Erdoğan'a Gezi davasından tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın. O fotoğrafları biliyorsunuz. O fotoğraflar çok önemli. Şimdi biz de ekranımıza yansıtacağız. Tabii bir yandan da sevgili yönetmenim başka işlerle de uğraşıyor. Geldi ekranımıza. Yoğun. Rejimiz de yoğun, yayınımız da yoğun. Ekranımıza geldi. Vera'nın fotoğraflarını Erdoğan'a verdi. Babası cezaevine girmeden önceki ve şimdiki halini gösteren fotoğraflarını verdi Özgür Özel. Ve Vera'nın babasının cezaevinde olduğu sürede Vera'nın büyüdüğünü anlattı. Çok önemli. Çok önemli. Artık Erdoğan'ın elinde Vera'nın fotoğrafları var. Babası cezaevindeyken büyüyen bir çocuğun fotoğrafları var. Ve bu gerçek artık karşısına dikilmiş durumda. Tayfun Kahraman, Gezi direnişi davasından tutuklu sevgili izleyenler. Ve kızı o olmadan büyümeye devam ediyor. İşte Gezi direnişi davası da böylece gündeme getirilmiş Özgür Özel tarafından. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini de Özgür Özel Erdoğan'a söylemiş sevgili izleyenler. Peki bir başlığımız daha var. Sevgili yönetmenim İTO, TÜİK, ENAK. Hadi oraya gidelim. Sonra da bir pazardaki duruma bakacağız.